anlatayım mı? Tabii hocam anlat. Radyal anjiyo. Radyal arter ve ulnar arter var burada. Eli besleyen iki tane. Radyal arter baş parmağa doğru geliyor. Ulnar arter buraya. İkisi de ele kan veriyor. Gelip palmar ark dediğimiz bir kısımda iki arter uçta birleşiyor. Küçük arterler vererek parmaklara kan veriyor. Bu damarlardan bir tanesinin en azından açık kalması lazım. Biri tıkalırsa sorun değil. İkisi birden tıkanırsa avuç içi ve parmaklar zedelenebiliyor, hasar görebiliyor. Biz kalbi görmek için atar damardan, radyal arter üzerinden yol alıp kalbin ana damarlarını filmini çekiyoruz. Bunun için de atar damar yolu kullanmamız gerekiyor. Eğer toplar damarı kullanırsak kalbin sağ tarafına gidiyoruz. Kalbin atar damarlarını göremiyoruz. Onun için sol taraftan, yani atar damar üzerinden gidip kalp damarlarını göreceğiz. Atar damarı elimizin altında palpe ediyoruz. Buraya girebilmemiz lazım. Buraya ince uçlu bir iğneyle insülin enjektör ucuyla uyuşturma yapıyoruz. Bakın şu normal iğne yapılan uç. Şu da bizim uyuşturmak için kullandırdığımız insülin enjektör iğne ucu. Dolayısıyla acısı çok az oluyor. Bunu enjektörümüze takıp şöyle bu bölgeyi uyuşturuyoruz. Sizden önce biz uyuşturmuştuk burayı. Lokal anestezi yoluyla uyuşturuyoruz. Uyuşturduktan sonra atar damarı burada palpe edip şu kılavuz iğnemiz. Buradan düz bir yerini bularak içeri gireceğiz. Atar damarı. Evet, ilk seferde tutamayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi buradan kan gelmeye başladı. Gelen kan da nabız şeklinde geliyor. Tabii ki atar damarda olduğumuzu böyle anlıyoruz. Ondan sonra bu kılavuz telimiz içinden gönderiyoruz. Atar damarı şu an bulduk. Bu tel burada dururken iğneyi çıkartıyoruz. Bu şu anda bizim hattımızı bize gösteriyor. Bistürümüz nerede çocuklar? Bistürüyle birazcık kanalı genişletmemiz lazım. Acık telin etrafından girerek. Kanalı genişletiyoruz ki şu şitimiz. Şit aracı yol demek bizim için. Tabiri caizse atar damara kapı açıyoruz yani. Şu şekilde telin üzerinde teli içeride bükmemek şartıyla arada kontrol ede gönderiyoruz. Sonra içeride dilatör dediğimiz bir şey var. Şu plastik o dilatör. Bununla beraber bunu çıkarıyoruz. Bakın şit orada kaldı. Şu anda şu kapağı, şitin ağzı plastik bir valp. İçeri doğru gider, geri gelirken kan gelmez. Kanın geldiğini ve atar damarda olduğumuzu garantiye almamız lazım. Buradan açıyoruz ve kanın çıktığını görüyoruz. İçeri girdiğimiz kesinleşti. Atar damardayız. Oraya şimdi damar yolunu yıkayacak heparin dediğimiz bir madde veriyoruz. Hastanın kilosuna boyuna göre orantılı olarak veriyoruz. Kanama yapmıyor ama damar içinde dolaştığımız zaman damar içinde pıhtılaşmayı da önlüyor. Sonra sol tarafıma gitsin. Bunu güzelce yerine dikmemiz gerekiyor. Şu şekilde derinin altında böyle biz bunu geçiyoruz. Bunu bunun üstüne koyuyoruz. Sonra bunu bu şekilde çekiyoruz. Buna ipek diyoruz. Bu sütür tabiri caizse. Güzel sıkabilmek için 3 kere bunu kendi içinden doluyoruz. Sonra bunu buraya böyle sıkıştırıyoruz. Sıkıştırdığımız zaman gevşemez. Bu 3 kere doladığınız için gevşemez ve sıkı olur. Sütürümüzü attık. Artık bunu buraya sabitleştirdik. Keserken
böyle tutmuyoruz. Keskin yerini yukarı buraya koyuyoruz. İpi getirerek kesiyoruz ki kopya zarar vermiyoruz. Bu şekilde sabitlemiş oluyoruz. Şimdi anjiyoya başlayacağız. Yolumuz açıldı. Artık atar damara doğru gidebiliriz. Hastanın istediği bir şey yok.